Kanuni Sultan Süleyman Han 46 yıl Osmanlı tahtına hükmetti. Adaletli yönetiminden dolayı kendisine Kanuni lakabı verildi. Dünyanın en büyük sultanı, cihanın hakimi ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Bayezid Han torunu, Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han. 46 yıl tahta kalan Sultan Süleyman Han, babası Yavuz Sultan Selim'den aldığı emaneti dünya hakimiyetiyle taçlandırdı. 13 kez sefere çıktı. Saltanatının uzun yıllarını yollarda asker evlatlarıyla beraber geçirdi. Osmanlı Devleti'ni zirveye çıkardı. Krallara taç giydirdi. Bir emriyle Fransa'da 100 yıl dans etmeyi yasakladı. Preveze'de Haçlı donanmasını yerle bir etti. Büyük dedesi Fatih'in arzusu Belgrad ve Rodos'u aldı. Yeryüzünün en kısa meydan muharebesi olan Muhaç'ta Macar ordularını bozguna arattı. 2 saatte Macaristan'ı Osmanlı topraklarına kattı. Avrupa'nın kalbine gidip Viyana surlarını dövdü. Safevi hükümdarlarına diz çöktürdü. Dünyada adaletin ve güvenin sığınma kapısı oldu. Mazlumun sesi kafirin celladı oldu. Adaletinden zerrece ödün vermedi. Devletin geleceği için kendi canından ve evlatlarından vazgeçti. Babası Yavuz Sultan Selim'in gösterdiği adalet yolundan ayrılmadı. Zira Yavuz Sultan Selim, "Adalete uymayan tek oğlum Süleyman olsa kendi ellerimle başını alırdım," diyordu. İşte Süleyman Han da böyle yaptı. Sultan Süleyman Han, Nahçıvan seferinden döneli 10 yıl 9 ay olmuştu. Artık yaşlılığını ilan edip saraya çekilmişti. Ayrıca nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın vefatı da kendisini çok derinden sarsmıştı. Hastaydı. Zaman zaman yatağa düşüp günlerce uyuduğu oluyordu. Ama hiçbir Türk yatağında ölmek istemezdi. Bunu bir utanç kaynağı olarak nitelendirirdi. Avusturya Arşidükü Maximilian, Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi göndermiş ve barış antlaşmasını yenilemiş olduğu halde padişahın himayesi altındaki Erdel Beyi Sigismund ile savaş halindeydi. Bu durum ihtiyar Süleyman'ı öfkelendiriyordu. Zira Maximilian Erdel topraklarına girerek Osmanlı İmparatorluğu sınırını geçmişti. Haberi alan Süleyman Han derhal Avusturyalılara hadlerini bildirmek için sefer kararı aldı. Paşalar sefer hazırlıklarına başlamıştı. Ancak Sultan Süleyman'ın bizzat sefere çıkacağını tahmin etmiyorlardı. Sultan Süleyman o hasta haliyle askerinin başında bizzat bulunacağını divanda açıkladı. Paşalar, hekimler bu karar karşısında sultanı vazgeçirmeye çalıştılarsa da Süleyman Han kararından dönmedi. İstanbul halkı Süleyman Han'ın artık ölüm haberini bekliyordu. Hasta olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu sadece İstanbul'da değil, tüm cihan bu haberi bekliyordu. Sefer tuğları dikildi. Mehteran davullara vurmaya başladı. Halka bizzat padişahın sefere çıkacağı müjdelendi. Sultan Süleyman Han bu seferin dünyadaki son günleri olduğunu biliyordu. Şehit olarak ölmek istiyordu. Bembeyaz elbiselerini giyerek beyaz atının üzerinde ordusunun en önünde saraydan çıkan Süleyman Han son seferine yollarına güller dökülerek uğurlandı. Halk 11 yıl sonra tekrar sokaklara döküldü. İstanbul sokaklarında insanlar yine "Padişahım çok yaşa, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" nidaları attılar. O güzel İstanbul'a, halifesi olduğu halkına atının üzerinden son kez derin derin bakan Süleyman Han İstanbul'dan ayrıldı.
29 Haziran 1566 günü Belgrad'ın karşı kıyısı olan Zemlin Yaylası'nda Süleyman Han'ın otağı kuruldu. Erdel Prensi 2. Yanoş'u huzuruna kabul etti. Yanoş'u gören Süleyman Han birden tebessüm etti. Yanoş diz çökerek sultanın eteğini öptü. Uzun uzun Erdel Prensi'nin gözlerine bakan Süleyman Han, "Seni en son gördüğümüzde 1 yaşında kundaktaki bir bebektin. Nasılsın sevgili oğlum?" dedi. Bu büyük bir iltifattı. Erdel Prensi Yanoş Katolik'ti. Ancak daha sonra Protestanlığa geçmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'ı fethetmesinin ardından Zapolya'yı buraya kral olarak atamıştı. Yanoş henüz 1 yaşındayken babası Zapolya'nın ölmesi üzerine annesi tarafından kundakta Süleyman Han'ın huzuruna getirilmişti. Bunun üzerinden tam 40 yıl geçmişti. Belgrad'dan yola çıkan Osmanlı ordusu, Avusturya Arşidüklüğüne bağlı çok muhkem bir kale olan Zigetvar'ın önünde kuşatmaya başladı. Osmanlı ordusunun kuşatmayı başlattığı sırada Kırım ordusu Devlet Giray Han komutasında Slovakya içine akınlara başlamıştı. Zigetvar Kalesi 10 yıl önce Budin Beylerbeyi Ali Paşa tarafından kuşatılmış ancak başarı sağlanamamıştı. Bu defa Zigetvar önünde bir paşa veya bir komutan yoktu. Bizzat Cihan Sultanı Hakan'ı Sultan Süleyman Han bulunuyordu. Buraya kadar zaten güç bela gelmişti. Yatağından kalkarak askerine hitap etmek için sur yakınlarına kadar geldi. Paşalar ve hekimler otağından çıkmaması için ricacı oldularsa da dinlemedi. Askerinin arasına giren Süleyman Han o gür sesiyle hayatının son günlerinde askerine fetih nidaları verdi. Asker ve yeniçeri Süleyman Han'ın bu yaşta savaş meydanlarında olduğunu görünce hep bir ağızdan kaleyi düşürecekleri için söz verdiler. Aşık olduğu askerini son defa görmüştü Süleyman Han. Bitkin bir şekilde otağına giren Sultan Süleyman yatağından bir daha kalkamadı. Hastalığı gitgide daha da arttı. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlardı. Osmanlı askerinin taarruzları netice veriyordu. Topçular kalenin surlarını yerle bir ediyordu. Zigetvar Kalesi bir kale, eski ve yeni şehir olmak üzere 3 parçadan oluşuyordu. Topçuların atışları askerin saldırısı hendeklerin dolmasını sağladı. 5 Eylül'de yapılan büyük bir saldırı sonucunda dış kale düştü. Osmanlı ordusu iç kaleye doğru ilerliyordu. Ancak direniş sürüyordu. 7 Eylül günü Osmanlı ordusu son büyük umumi taarruz için hazırlandı. Asker var gücüyle saldırıya geçti. Tüm direnişlere rağmen Osmanlı askeri savaşa devam ediyordu. Mukavemet hala çok güçlüydü. Bir anda her şey tersine dönebilirdi. Büyük saldırının sesleri Süleyman Han'ın yatağına kadar geliyordu. Cihan Sultanı askerinin Allah Allah nidaları arasında artık dünyadaki son nefeslerini alıyordu. Otağa kimse giremiyordu. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlardı. Gece saat 1.30 olduğunda tüm cihanda bir sessizlik hakim oldu. Sultan Süleyman Han dünyaya gözlerini kapadı. Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa soğukkanlılıkla hareket ediyordu. Süleyman Han'ın vefatı duyulursa Zigetvar Kalesi'ne Osmanlı bayrağı dikilemezdi. Asker savaşı bırakabilirdi. Bu sebepten içeridekilerin dışarı çıkmasını, dışarıdan da kimsenin içeriye girmemesi emrini verdi. Hekimler o gece Süleyman Han'ın iç organlarını çıkardılar. Bir başkası da Süleyman Han'ın yatağına yatırılıp hala hasta bir şekilde yatıyor havası verildi. Osmanlı ordusu artık iç kaleyi de düşürdü. Zigetvar Kalesi büyük bir çabanın ardından Osmanlı Devleti'nin eline geçmişti. Sabaha karşı bir ulak müjdeli haberi Sultan Süleyman'a getirmek istedi.
ulağı kapıda Sokollu Mehmet Paşa karşıladı. Kalenin tamamen düştüğünün haberini alan Sokollu şükretti ve bu haberi hemen padişaha ileteceğini söyleyerek ulağı gönderdi. Sokollu Mehmet Paşa o gece Şehzade Selim'e bir mektup yazarak babasının vefat ettiğini bildirdi. Osmanlı ordusu geri dönüş için toparlandı. Kalede Osmanlı birlikleri bırakıldı. Tüm Osmanlı ordusu Belgrad'a doğru hareket ediyordu. Bu sırada Sokollu Mehmet Paşa tüm ordunun toplanmasını emretti. Askerlerin karşısına geçen Sokollu Mehmet Paşa'nın dilinden şu sözler çıktı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Padişahımız Sultan Süleyman Han vefat etti. Bütün Osmanlı ordusu birden yere çöktü. O koskoca, iri yapılı adamlar, ellerinde koskoca gürzleri, kılıçları, kalkanları tutan adamlar birden her şeyi ellerinden düşürdüler. Babamız öldü diye ağlamaya başladılar. Dile kolay, 46 yıllık saltanat. Askerinin başında seferden geriye durmamış bir sultan. Onunla beraber büyüyüp, onunla beraber at sırtında geçen uzun yıllar. Onunla birlikte kılıç çekmiş, nice fetihler yapmış asker. Belgrad'da, Rodos'ta, Mohaç'ta, Bağdat'ta hep onunla beraber. Sevgili takipçilerimiz, kısa süre önce yayına geçirdiğimiz İngilizce kanalımız Türkiye'mizi ve tarihimizi yabancı ülkelerde temsile başladı. Siz de Osmanlı Devleti kronolojisini Türkçe altyazı seçeneği ile takip edebilirsiniz. Sol kısımdan İngilizce kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ taraftan da Türkçe kanalımıza abone olabilirsiniz.